Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Virüslerden devam ediyoruz kaldığımız yerden. Biliyorsunuz en son kalıtımı anlattık. Şimdi virüsler, biyoteknoloji, evrim, türlerin kökeni diyeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Daha konuların yarısı bitmiş sayılmaz ama yaklaştık, az kaldı. Umarım sabırla dinliyorsunuzdur. Evet, gelelim virüslerin özelliklerine. Arkadaşlar ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bir virüsler canlı mıdır, cansız mıdır acaba? Hani bu şekilde bilim insanlarının da ikiye ayıran bir görüş var. Yani bazı bilim insanları diyor ki virüsler cansız varlıklardır. Neden cansız varlıklardır? Çünkü tek başlarına kaldıkları zaman yaşayamıyorlar. Yani yaşamlarını sürdüremiyorlar. Ve hücresel bir yapıya sahip değildir. Biliyorsunuz biz canlıların ortak özelliklerini işledik. Yani bu ortak özelliklerden birçoğuna sahip değiller arkadaşlar. Bazı bilim insanları da diyor ki sonuçta çoğalabiliyor. Hani başka bir canlının içerisinde de olsa çoğalabiliyor. O zaman canlı formuna da alabiliriz. Yani evrim inanışına göre arkadaşlar... canlı ile cansız arasında, hani cansız varlıktan canlı varlığa doğru bir geçiş olarak görülüyor virüsler. Şimdi biz bu virüslerin genel özelliklerine bakacağız. Nasıl çoğalıyorlar? İşte virüslerin kılıflarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlarla ilgili bayağı bir not yazacağız. Şimdi bakalım virüsler arkadaşlar protein bir kılıfla sarılmış olan nükleik asitten oluşuyor virüsler. Yani genel olarak yapısı bu şekildedir. Protein bir kılıf vardır. Biz bu kılıfa kapsit diyoruz. Protein kılıfla sarılmış bir nükleik asit yapısından oluşmuştur. Virüslerde DNA ve RNA bir arada bulunmaz arkadaşlar. Ya DNA vardır virüste ya da RNA vardır. Yani her ikisi bir arada bulunmuyor. Ayrı ayrı bulunuyor. O zaman ilk önce genel olarak şu şekilde yazalım. Şöyle diyelim, virüslerin genel özellikleri olarak birkaç özellik yazacağım. Sonra virüslerin kapsitlerinden, zarflarından bahsedeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi Campbell'a göre gidiyorum. Çünkü ÖABT kitapları, konu anlatım kitapları çok eksik kalıyor arkadaşlar. Hatta baktım virüslerle ilgili çok bir şey yazmamış. Biyoteknoloji ile ilgili de bakıyorum mesela, hani anlatacağım konuyla ilgili ben hani notlar çıkarıyorum. Biyoteknolojiyi mesela 2 sayfada anlatmış ama Campbell'a bakıyorum 10 sayfada, 15 sayfada anlatmış ki biliyorsunuz onun yazıları daha küçük. O zaman diyorum demek ki bayağı bir eksiklik var. O yüzden de Campbell'dan gidiyorum. Campbell'dan çizimleri de aynı şekilde oradan yapıyorum. Yine siz de oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim tekrardan. Konuların PDF'lerini her videonun, bakın her konu videosunun ilkine, birincisine ekledim arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Evet, diyelim ki şöyle yazacağız. Bir virüs protein bir kılıfla sarılmış nükleik asitten oluşur. Arkadaşlar dediğimiz gibi virüslerde DNA ve RNA bir arada bulunmaz, ayrı ayrı bulunur. Ayrıca virüslerde çift iplikli DNA, tek iplikli DNA, ayrıca çift iplikli RNA ve tek iplikli RNA bulunur. Yani bunlarda RNA da çift iplikli olabiliyor, DNA da tek iplikli olabiliyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Genomları virüse göre çift iplikli DNA ve RNA, tek iplikli DNA ve RNA olabilir. Biz genellikle fajlardan bahsedeceğiz. Yani bakterilerde çoğalabilen virüslerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunların genomları da DNA'dan oluşur. O yüzden genellikle bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar üzerinde, yani içerisinde bulundurduğu genoma göre DNA virüsü veya RNA virüsü olarak isimlendiriliyor. Bilinen en küçük virüs arkadaşlar genomunda sadece 4 tane gen bulunduruyor. Yani 4 genden yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam 200 gen bölgesine kadar, yani 200 gene kadar bulundurabiliyorlar. En küçük olan 4 gen bulunduran virüslerdir. O zaman şöyle diyelim, hatta 200 dedim ama birkaç yüz bine kadar ulaşabiliyormuş arkadaşlar. O zaman yazalım şöyle. Bilinen en küçük virüs genomunda
Genomunda 4 gen bulunur. 4 gen bulunur. En büyükleri birkaç yüz bine kadar ulaşabilirmiş. Birkaç yüz bine kadar ulaşabilir. Ben şeyle karıştırdım, bakterilerle. Bakterilerde mesela 200 bine kadar, pardon, 200'e kadar mı? 200 bine, öyle bir şey okumuştum arkadaşlar. Yani bazı virüslerin genomları bakterilerden daha büyük. O yüzden onu bahsetmek istedim. Ondan bu şekilde sayı olarak verdim. Şimdi gelelim virüslerin arkadaşlar önemli özelliğine. Nedir bu önemli özellik? Kapsitleri ve zarflarına geliyoruz. Çünkü bu virüslerin arkadaşlar kapsitleri protein dediğimiz kılıftır. Zarfları da arkadaşlar ayrıca yine bunların etrafında bulunan bir kılıftır. Şimdi bu kılıftan ve kapsitten bahsedeceğiz. Buna göre de konumuza devam edelim. O zaman yazalım. Kapsitler ve zarflar. Ve zarflar. Arkadaşlar, şimdi virüsün genomunu sarmalayan bu protein kılıfa biz kapsit diyoruz. Kapsit. Virüsün tipine bağlı olarak arkadaşlar kapsitler çomak şeklinde de olabiliyor. Polihedral dediğimiz veya böyle çok daha karmaşık yapılı yapıya da sahip olabiliyor. Yani daha basit de olabilir, daha karmaşık da olabilir. Bu yüzden de işte çomak şeklinde diyorlar veya polihedral şeklinde diyorlar. Bu şekilde de isimlendiriliyor. O zaman şöyle diyelim. Viral genomu sarmalayan protein kılıfa kapsit denir. Kapsit denir. Virüsün tipine bağlı olarak dediğimiz gibi değişiyor arkadaşlar. Virüsün tipine bağlı olarak kapsit çomak şeklinde ya da çok daha karmaşık olabilir. Çok daha karmaşık olabilir. Şimdi bu belki karşımıza çıkmaz ama hani yine de bilelim arkadaşlar. Mesela aşağıdakilerden hangisi virüslerin genel özelliklerinden değildir veya virüslerin genel özelliklerindendir gibi bir soru sorulduğunda böyle bir şey karşımıza çıkabilir. Şimdi virüslerde arkadaşlar kapsomer dediğimiz çok sayıda protein alt birimleri vardır. Kapsomer denilen çok sayıda alt birimler vardır. Alt birim proteinler vardır. Kapsitler bu alt birim proteinlerden oluşuyor. Şimdi bizler bu proteinler nasıl oluşuyor? Ayrıca bunları zaten virüslerin çoğalmasında da anlatacağım. Kapsitli olanlar nasıl çoğalıyorlar veya işte zarflı olanlar nasıl çoğalıyorlar bundan da bahsedeceğim. O halde şöyle yazalım. Kapsitler kapsomer denilen çok sayıda protein alt biriminden oluşur. Protein alt biriminden oluşur. Bu alt birimler arkadaşlar bir araya gelerek kapsitleri oluşturuyor. Şimdi gelelim zarflara. Şimdi arkadaşlar bazı virüsler bu konakçı dediğimiz hani üzerinde yaşadığı çoğalabildiği hücrelere biz konakçı diyoruz. Konakçılarını enfekte etmeyi yani içerisinde çoğalmayı kolaylaştıran yardımcı yapılar içeriyorlar. Mesela örnek vereyim. Grip virüsünde arkadaşlar ve diğer birçok hayvanlarda işte hastalığa sebep olan virüslerde zarf dediğimiz bir yapı vardır. Bakın kapsitin etrafını zarf dediğimiz bir yapı çevreliyor. Peki bu zarf nasıl oluşuyor? Arkadaşlar, konakçı hücrenin zarlarından oluşan bir yapıdır bu zarflar. Yani nasıl yapıyor biliyor musunuz? Virüs hücrenin içerisine giriyor. Orada çoğalıyor. İşte etrafında kapsiti sentezliyor. Daha sonra bir de ayrıca o kapsitin etrafına da konakçının yani bulunduğu hücrenin içerisindeki işte endoplazm retikulumdan olabilir, Golgi'den olabilir veya hücre zarından olabilir. Bu yapıları kendi etrafına sararak bir zarf oluşturuyor arkadaşlar. Böylece hem daha kolay enfekte ediyor bulunduğu hücreyi hem de daha korunaklı bir hale geliyor. Bu yüzden de oldukça önemlidir bu zarflar. O zaman yazalım.
Şöyle geçiyorum bu tarafa. Bazı virüsler birazdan nasıl çoğaldıklarını da anlatacağım arkadaşlar. Bu zarflı olan virüslerin. Onu da yine çizerek göstereceğim. Bazı virüsler konakçılarını enfekte etmeyi kolaylaştıran yardımcı yapılar içerir. Yardımcı yapılar içerir. Örneğimizi de yazalım arkadaşlar. Ne dedik? Örneğin grip virüsünde kapsitin etrafında zar yapısında bir zarf bulunur. Yani tamamen hücre zarı gibi bir zardır arkadaşlar. Zaten hücre zarından köken alınarak üretiliyor. Peki bu zarın yapısını yazalım. Arkadaşlar, konakçı hücrelerin zarlarından oluşan bu yapılar, bu zarflar dediğimiz yapılar fosfolipidlerden ve zar proteinlerinden oluşuyor. Aynı dediğim gibi bizim hücre zarımızdan alınan parçalardır arkadaşlar. Bu zarf dediğimiz yapılar. O zaman yazalım. Bu zarflar hücre zarının yapısındadır. Fosfolipid ve protein içerir. Şimdi arkadaşlar, bazı virüslerin kapsitlerinin içerisinde de viral enzimler bulunur. Bu enzimler normalde aslında virüslerin enzim sistemi yoktur. Hatta bu yüzden de canlılık formunu almıyoruz. Ama bazılarında işte viral enzim dediğimiz moleküller bulunuyor. Bu enzimler sayesinde de işte konakçı hücrenin zarını parçalayarak kolayca içeriye gelebiliyor. Yani bu enzimler oldukça önemlidir. O zaman yazalım. Bazılarında bulunuyor, hepsinde bulunmuyor. Bazı virüslerde kapsitler içerisinde enzimler bulunur. Bir de arkadaşlar ne dedik? Bakterileri enfekte eden yani bakteri içerisinde çoğalan virüslere bakteriyofaj ya da kısaca faj diyoruz. Şöyle bakterilerde çoğalan virüslere bakteriyofaj ya da faj denir. Şimdi burada size bir fajın arkadaşlar ya da bir virüsün çoğalmasından bahsedeceğim. İlk önce şekil olarak çizmem gerekiyor. Daha sonra şekil üzerinden anlatacağım. Evet arkadaşlar, ben şöyle çizdim şeklimizi. Virüslerin çoğalmasını bu şekilde bahsedeceğim. Şimdi ilk önce numaralandırarak anlatacağım. Daha sonra da bu numaralandırdığım yerleri yazacağım zaten. Şimdi bakın, ilk önce virüsün etrafında bulunan bu kapsit arkadaşlar parçalanıyor ve böyle proteinlere dönüşüyor. Hani kapsomer dediğimiz proteinler vardı ya, şunlar kapsomer proteinler. Daha sonra içerisinde bulunan DNA ise bakın viral DNA ise serbest kalıyor konakçının içerisinde. Bu konakçı iki şekilde devam ediyor. Bakın şurası bir numaramız bizim. Hücrenin içerisine girişiyle başlıyor. Daha sonra arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Birincisi bakın şu iki numaralı evremiz. İki numaralı evrede viral DNA sent eşleniyor. Bakın kırmızıyla pembe ile çizdiğim viral DNA'nın orijinalidir. Karşısına eşlediğimizde nedir? Kopyasıdır arkadaşlar. Viral DNA eşleniyor. Ayrıca bakın bir de 3 numaralı dediğimiz şu evrede de viral mRNA üretiliyor. Yani burada bulunan konakçının içerisinde bulunan ribozomlar viral DNA'yı kullanarak mesajcı RNA üretiyorlar. Peki bu mesajcı RNA'yı ne yapacaklar sizce? Mesajcı RNA ne işe yarıyordu? Protein sentezinde değil mi? İşte kapsit proteinlerini üretmek için mesajcı RNA üretilir arkadaşlar ve ribozomlarda kapsit proteinleri sentezlenir. Daha sonra bu eşlenen
Şuradaki DNA'ların etrafına bu kapsit proteinleri gelir arkadaşlar ve hücreden parçalayarak, bakın hücreyi parçalar ya da parçalamadan çıkar. Birazdan litik döngü, lizojenik döngüyü de anlatacağım size bir sonraki videoda. Burada arkadaşlar yine etrafı kapsit proteinleriyle çevrilerek bir sürü virüs dışarıya çıkar. İşte bu da bizim dördüncü evremizdir. Yani dört evrede virüsün çoğalmasını anlatmış oluyoruz. Peki, konakçıdan alınan maddeler nelerdir? Şimdi bu çoğalma evresinde bir kere arkadaşlar konakçının nükleotitlerini kullanır. Konakçının enzimlerini, ribozomlarını, taşıyıcı RNA'sını, amino asitlerini, ayrıca DNA ve RNA polimeraz enzimlerinde kullanır. Peki konakçıdan kullanmadığı, kesinlikle kullanmadığı nedir? Genomudur. Yani genomunu kendisi veriyor, DNA'sını ya da RNA'sını biz fajlara göre anlatıyoruz arkadaşlar. O yüzden DNA'dan bahsedeceğiz genelde. DNA'sını kendisi veriyor. Geriye kalan bütün her şeyi konakçıdan kullanıyor. Bu yüzden de konakçıya tabii ki büyük zararlar veriyor. O zaman şöyle 1, 2, 3 diye yazayım. Daha sonra da konakçıdan kullandığı maddeleri yazalım. Birinci olayda ne oluyordu? Virüs kılıfsız olarak hücreye girer. Hücreye girer. Viral DNA ve kapsit proteinlerini işte bu kapsomer dediklerim var ya, kapsit proteinleridir. Kapsit proteinlerini serbest bırakır. Serbest bırakır. İkinci evrede ne oluyordu arkadaşlar? Konakçı enzimleri viral genomunu eşliyordu. Konakçı enzimleri viral genomunu eşler. Üçüncü evreye geliyoruz. Üçüncü dedi ne oluyordu? Konakçı enzimleri arkadaşlar viral genomu kullanarak mesajcı RNA'yı kopyalıyor ve böylece kapsit proteinlerini üretiyor. O zaman yazalım. Konakçı enzimleri viral genomu kullanarak mRNA üretir. Hatta konakçının ribozomlarında, çünkü virüsün ribozomu yoktur. Ribozomlarında kapsit proteinlerini üretir. Son aşamamıza geliyoruz arkadaşlar. Dördüncü aşamamızda nedir? Viral genomları ve protein, işte kapsit proteinleri kendiliğinden bir araya geliyor ve artık virüs hücreyi terk ediyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Viral genom ve kapsit proteinleri bir araya gelir ve virüsler konakçıyı terk eder. Konakçıyı terk eder. Şimdi bunu iki şekilde yapar. Nasıl yapacak? Ya konakçıyı parçalayarak terk ediyor arkadaşlar. Biz buna litik döngü diyoruz. Ya da konakçıya fazla zarar vermeden terk eder. Buna da lizojenik döngü diyoruz. Litik ve lizojenik döngüyü bir sonraki videoda anlatacağım. Burada video çok uzun sürmesin diye girmiyorum arkadaşlar. O yüzden bir sonraki videoya saklıyorum. Peki burada konakçıdan alınanlar nelerdir? Bakın konakçıdan alınan maddeler nelerdir? Bir kere birincisi nükleotit. İkincisi arkadaşlar enzim. Üçüncüsü ribozom. Dört, taşıyıcı RNA. Beş, amino asit. Amino asit kısaca A olarak yazdım. Altıncısı arkadaşlar DNA polimeraz. 7 RNA polimeraz. Bunlar da enzim ama özellikle bildirmek istedim bunları. RNA polimeraz. Peki konakçıdan mRNA ya da konakçıdan DNA alabilir mi? Almaz değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bunun üstünü çiziyorum. Mesajcı RNA ve DNA'sını almaz. Çünkü eğer konakçının mesajcı RNA'sını, DNA'sını kullanırsa kendi genetik kodunu üretmemiş olur. Konakçı üretmiş olur. Dolayısıyla da mesajcı RNA'sını ve DNA'sını kullanmıyor. Ama geriye kalan her şeyi kullanıyor arkadaşlar.
Evet, böylece virüslerin çoğalmasından, virüslerin genel olarak özelliklerinden, kapsitlerden, zarflardan bahsettik. Bir sonraki videoda arkadaşlar fajların çoğalma döngüsünden bahsedeceğiz. İşte litik döngü, lizojenik döngü, bunlardan bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.